bütün toplantılarımıza yönetim kurulu Aydın'ın Çine ilçesindeki organize sanayi bölgesi yeni yönetimi, göreve geldikleri ilk ayda dikkat çekici çalışmalar gerçekleştirdi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Güngör liderliğindeki yeni yönetim, Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu'nun ilgisini çekti. Tebrik ederiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. 2023'te başkan otelde yapılan... 30 Eylül 2024'te yapılan olan genel kurulun ardından göreve başlayan yönetim, tanışma toplantısı düzenleyerek yeni müdür Şebnem Sazan'ı tanıttı. Kendisini birçoğunuz tanıyorsunuz zaten. Bize de gerçekten değer katacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili Şebnem Hanım'la ilk kurumsallaşma adımımızı attığımızı düşünüyorum. Kurumsal bir yapıyla hep beraber ilerleyeceğiz. Çok teşekkürler. Güngör, yönetim huzur haklarını iptal ederek tasarruf sağladıklarını ve güvenlik için bir jandarma karakolu inşa edeceklerini belirtti. Ufak tefek elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Bununla ilgili bizim ilk attığımız adım huzur haklarını iptal etmek oldu. Huzur haklarımızı bizim aslında böyle bir yönetim olarak alınan bir para var. Biz bunu hiç almadık, iptal ettik. Yaklaşık olarak 2025 yılın bütçesinden 2 milyon TL bu yolla tasarruf etmiş bulunuyoruz. Böyle bir karar aldık yönetim kurulu olarak. Daha sonra jandarma komutanımız burada kendisine, kendisi sağ olsun gerekli desteği verdi. Jandarmaya bir yer tesis ettik idari binamızın yakınında. Nasip olursa yılbaşına kadar jandarma karakolumuzu inşa edip güvenliğimizi kontrol altına alacağız. Su ile ilgili, su hepimizin problemi. Su ile ilgili bulunan su kuyuları var. Bunlardan bir tarla sahibine muhtaç kişinin doğrusu. Geçmemize izin vermemiş, bugüne kadar yapılmamış. Onu da sağ olsun Biyen Seramik Nevrettin Bey halletti. Ve şu anda artık su ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Hızlıca yeni 3 tane kuyumuzdan suyu OSB'mize akıtacağız inşallah. Ayrıca OSB'nin doğalgaz altyapısının tamamlandığını ve yıl sonuna kadar bağlantının sağlanacağını vurguladı. Yeni yatırımlar sayesinde yaklaşık 3000 kişiye istihdam sağlanacağı ifade edildi. Bunun dışında arıtmamız ve doğalgazımız yıl sonuna kadar aktif hale geliyor. Doğalgazın RMS ağası bitti. Pazartesi günü test için İzmir'e gideceğiz. BOTAŞ eşliğinde test yapılacak. Yıl sonuna kadar doğalgazla bağlanılacağını umut ediyoruz. Yani %99 bağlanacak doğalgazımızda. Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, yönetimin başarısını övgüyle karşıladı ve ilerleyen dönemlerde daha fazla misafir ağırlamak zorunda kalacaklarını dile getirdi. Çok güzel. Evet, evet. Tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.